Merhaba çocuklar. Bu dersimizde yüzdü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yüzdü, geçmişte yaptığımız ancak şimdi yapmayı bıraktığımız fiillerden bahsederken kullandığımız bir yapı. Bunun cümle yapısı İngilizce'de her cümlede olduğu gibi bir özne. Hocam özne neydi? Bu I, you, he, she, it, we, you, they dediğimiz Ali, Veli, onlar, benim babam, öğrenciler gibi isimler. Yani önce bir öznemiz olacak. Peşine daima yustur gelecek. Ve onun peşine de bir fiil gelecek. Ne demek mi hocam bu? Yani herhangi bir özne, yani mesela ben İngilizce yazalım. I used to play. I used to play futbol. Ben futbol oynardım. Ben eskiden futbol oynardım. Öznemiz you olsun. You used to play futbol. He used to play futbol. Yani tekrarlayayım. Öznemiz ister tekil olsun, ister çoğul olsun. Biz hepsinde yüzlü yapısını kullanıyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Biz top oynardık. Biz eskiden top oynardık. We used to play futbol ve en son onlar top oynarlardı. They used to play futbol. Şunun için yazdım bunları. Öznemiz ne olursa olsun biz bütün öznelerle beraber yüzlüğü kullanıyoruz. Ve yüzlüğü neydi? Yüzlüğü geçmişte yaptığımız ama şimdi yapmadığımız eylemleri anlatırken kullandığımız bir yapı idi. Ve bütün özneler için aynı yapıyı kullanıyorduk. O zaman şöyle bir örnek verelim. Yani used to play ne demek? Used to play oynardı. Yani geçmişte oynardı, geçmişte yapardı. Eğer bu cümlenin başına ben eklersek, yani I used to play dersek, hani bunu İngilizce yazalım, komiklik olmasın. I used to. Ne oldu bu sefer? Ben oynardım. Eğer Ali yazsak öznenin yerine, yani Ali used to play. Ne oldu bu cümle? Ali eskiden oynardı. Peki içerdik nasıl diyeceğiz? İçerdik. Yani eskiden su içerdik, şimdi kola içiyoruz. Ve eskiden ayran içerdik, şimdi nedir? Nescafe içiyoruz. İçmek neydi? İçmek drink'ti. Geçmişte yaptığımız şeyi kullanırken used to kullanıyorduk. Used to drink. Hani içerdi diyelim. Peki içerdik yani kim içerdi? Biz içerdik. Biz içerdik. Bunu nasıl diyeceğiz? Cümlemiz öylesi. We yapardık, ederdik anlamındaki kelimemiz used to ve fiilimiz drink. We used bir örnek daha verelim. Sonra geçelim. Nedir? Giderdik diyelim. Veya giderlerdi.
eskiden giderlerdi. Gitmek neydi? Gitmek go. Yaparlardı, ederlerdi. Yani eskiden yaparlardı derken used'ü kullanıyorduk. Oldu sana, giderlerdi. Veya giderdi. Hani özneyi ekleyelim. Öznemizde giderlerdi. Kimler gider? Onlar. They used to go. Onlar giderdi. Peki biz giderdik nasıl deriz? Eskiden biz giderdik. Biz giderdik. Hocam eskiden diyorsunuz ama yazmıyorsunuz. Giderdik dediğimize göre bunu zaten daha önce eskiden yaptığımız anlaşılıyor. Yine gitmek koydu. Bu oldu giderdi. Biz giderdik yani özne eklememiz lazım her cümlede olduğu gibi. We used to go. Peki yeterli bu kadar diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Örnek cümleleri yazdım. Türkçe altta yazıyor zaten. She used to dance every day. She used to dance every day. Bunlar olumlu cümleler. Üç tane olumlu cümle vereceğim. She, yani Esra used to visit me. Esra used to visit me. We used to study for hours every day. We used to study for hours every day. Bunlar olumlu cümleler. Anlamını yazmıyorum bir daha. Yani konuşmuyorum. Burada yazıyor çünkü. Peki. Biz bu cümleleri, bize verilen bu olumlu cümleleri olumsuz veya soru nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeyim. They used to drink milk. They used to drink tea. Affedersiniz. They used to drink tea. Onlar eskiden çay içerdi. Veya onların çay içme alışkanlığı vardı. Daha diyebiliriz. Bu nasıl cümle dedik? Bu olumlu cümle. Yani şuraya bir artı koyalım. Peki biz İngilizce'de bir cümleyi nasıl olumsuz veya soru yapıyoruz? İngilizce'de bir cümleyi olumsuz veya soru yapmak için yardımcı fiili cümlenin başına almamız lazım. Demek ki bu cümleyi soru yapabilmek için bir yardımcı fiil kullanmamız lazım. Yani. Peki hocam, bunu yapabilmek için ne yapıyoruz? Yani tamam hocam yardımcı fiil kullanacağımızı anladık ama hangi yardımcı fiili kullanacağız? İngilizce'de yardımcı fiil deyince aklımıza hani şu be, do ve have geliyor. Bunlar yardımcı fiil. Hocam bunları niye yazıyorsunuz şimdi? Biz İngilizce'de bir cümleyi soru yapmak için cümlenin başına yani they'den önce bir yardımcı fiil yazacağız. Hangisini yazmamız gerekiyor? Onları anlayacağız. Yani üç tane yardımcı fiilimiz var. Tabii bunların da çocuklar şekilleri var. Yani be deyince am, is, are var. Do deyince do, does, did var. Şöyle diyelim. Have deyince de have, has var. Bunların diğer şekilleri de var ama onlar üzerine şu an konuşmayacağım. Konuşalım. Artı was, were var. Did var. Had var. Şunları da büyük yazalım. Şimdi şuna bir daha tekrarlayayım. Hocam bunları niye yazdınız diye bizi niye ilgilendiriyor? Bizim ne yapmamız lazım? Bize verilen şu cümleyi soru yapmamız lazım.
soru yaparken cümledeki fiile, yani şuraya bakmamız lazım. Çünkü burada iki tane fiil var. Yani used to var, öyle diyelim. Bir de drink var. Yani özneye en yakın ne varsa ona bakıyoruz. Baktık. Burada used yazıyor. Biz şunu biliyoruz. Yani onu bilmemiz gerekiyor. Use, kullan demekti. Hani basitçe. Yani bu konuyla bir alakası yok. Ama use'ye biz de eklediğimizde kullandı anlamına geliyor. Yani use, buradaki use kelimesi fiilin birinci hali. Alttaki, yani şu deli eklenmiş olan bölüm ise fiilin, bunu küçük yazalım, fiilin ikinci hali. Buraya bir de anlatıyorum. Biz bu cümleyi soru yapmaya çalışıyoruz. Soru yaparken özneye en yakın olan fiile bakıyoruz. Baktık. Ve bu fiilin hangi halde olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yani birinci halde mi, yalın halde mi, ek almamış halde mi, yoksa ek almış halde mi? Bunu anlamamız gerekiyor. Peki bizim fiilimiz burada, yani birinci halde mi, ikinci halde mi, yani ek almış mı, almamış mı? Ek almış, yani ikinci halde. Buraya kadar anladık diye düşünüyorum. Eğer fiilimiz ikinci halde ise, fiilin ikinci hali, şurada da gördüğünüz gibi, yani the ekinde gördüğünüz gibi, kullandı, geldi, gitti, yattı, kalktı, hangi zaman? Geçmiş zaman. Yani demek ki fiilin ikinci hali bizi hangi zamana anlatıyor? Geçmiş zamanı anlatıyor. O zaman şöyle diyelim şimdi. Bizim bu üç tanesi, yani şurası, şimdiki zaman, burası geçmiş zaman. Burası dediğim, yani şunlar, şimdiki zaman, geçmiş zaman. Bunları anladığımızı düşünüyorum artık. Demek ki biz fiilin ikinci hali kullanıldığını anladık. Buradaki D'den dolayı. Fiilin ikinci hali geçmiş zaman. O zaman biz bunlardan birini kullanacağız. Yani üçünden birini kullanacağız. Kural şu. Bu cümlede was veya were, yani şurada was veya were yazıyor mu? Görebiliyor muyuz? Hayır, yok. Eğer yoksa was veya were'ü kullanamıyoruz. Hani bunların hepsi geçmiş zaman. Hepsi geçmiş zaman ama was ve were'ün burada olması gerekiyor. Yok. Dolayısıyla was ve were'ü kullanamadık. Yine bu cümlede had görebiliyor musunuz? Hayır. Ben de göremiyorum. Dolayısıyla had'i de kullanamayız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Had veya was were cümlede olması gerekir. Bunları kullanabilmemiz için. Eğer cümlede was, were veya had yoksa
biz did yardımcı fiilini kullanıyoruz. Devam ediyorum. O zaman yani şunu demeye çalıştım. Şu cümlemizi kopyalayalım. Şuraya yazayım. Cümlemiz buydu. Ve biz bu cümleyi ne yapmaya çalışıyorduk? Soru yapmaya çalışıyorduk. Fiilimize baktık. Fiilimizde D takısı var. Ve biz ne anladık? Fiilimizin ikinci halde olduğu, yani geçmiş zamanda olduğunu anladık. Peki geçmiş zamanda olduğunu anlayınca hangi yardımcı fiile karar verdik? Çünkü üç tane yardımcı fiilimiz vardı. Bir tanesi was word'ü, diğeri did'di ve üçüncüsü ise had'di. Ve biz ne dedik? Bu cümlede was word yazmıyor. Yazmadığı için bunu sildik. Bu cümlede had yazmıyor. Çünkü bunların cümlede olması gerekir. Bunlar yok. Yani eğer cümlede was word yoksa, eğer cümlede had yoksa, biz yardımcı fiil olarak neyi kullanıyormuşuz? Did'i kullanıyormuşuz. Herhalde anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki, o zaman biz bu cümleyi soru yapmak için bu cümlenin başına, şimdi şöyle yazalım yine, bir daha kopyalayalım, yapıştıralım. Cümlemiz buydu. Başına bu sefer ne yazmam gerekiyor? Başına bu sefer did eklemem gerekiyor. Yani did they, oradakinin önce bir aynen yazıyorum. Used to drink tea. Yani hocam bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Şimdi bir kural daha var. Diyor ki bize, eğer diyor siz did'i cümlede kullandıysanız, eğer cümlede did varsa, fiilin, yani fiilimiz buydu bizim, hatırlayalım, bunu aynen kullanamazsınız diyor. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Diyor ki bize, siz did yazarsanız şunu kullanamazsınız. Yani did'le beraber diyor, şöyle yazayım buraya. Did'i kullandığımızda fiilin birinci hali, yani yalın halini kullanmam gerekir. Peki hocam, fiilin yalın haline ek almamış hali. Geçelim biraz. Hemen gösterelim onu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bizim buradaki fiilimiz neydi? Buradaki fiilimiz used'uydu. Yani hepsini yazmıyorum. Fiilimiz buydu. Bu bizim fiilimizin ek almış hali. Yani fiilin ikinci hali bu. Peki bir cümlenin başına, yani şurada gördüğünüz gibi did kullandık. O zaman buraya ne kullanmam lazım? Yani did varsa bunun birinci halini. Peki şuraya yazayım. Used to'nun birinci haline bu fiilin birinci hali. O zaman ne yapmam lazım? Şuradaki D'yi kaldırmam lazım. Soru da böyle oluşuyor. Did they used to drink tea? Neydi bu cümlemiz? Onlar eskiden çay içerlerdi. Onlar eskiden çay
içerler miydi? Veya onların eskiden çay içme alışkanlıkları var mıydı? Bir örnek daha yapalım. Ondan sonra da geçeyim. Hadi uzatmayacağım. My father used to get up early. My father used to get up early. Babam eskiden erken kalkardı. Cümleyi soru yapacağım şimdi. Cümleyi soru yaparken ne yapıyorduk? Cümlenin fiiline bakıyorduk. Fiilimiz hangisi? Fiilimiz burası. Hani şöyle onu şöyle gösterelim. Fiilimiz burası. Ve burada ne var dedik? Ve burada dedik ki used var. Used ne demek? Fiilin ikinci hali. Biz bunu görünce, yani fiilin ikinci halini görünce aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Did gelmesi gerekiyor. Peki did geldi, yazdık. Did, özne değiştirmiyorum. My father dedik. Sonra şöyle büyük yazayım yine. Used to get up early. Yani aklımıza did geldi dedik ve did'i yazdık. Bir sorun yok. Peki did'i yazınca ne yapıyorduk? O zaman şuradaki şu harfi, yani fiilin önce did aklımıza geldi, yazdık. Onu da yazayım. Cümlede did kullandığımızda fiilin birinci halini yazmamız gerekir. O ne demek hocam? Used neydi? Fiilin ikinci hali, yani used neydi? Fiilin ikinci haliydi. Bunun birinci hali neydi? Used fiilin birinci hali. O zaman hani şurayı da şöyle göstereyim, yanlış anlaşılmasın. Yani fiilin birinci halini yazmam gerekiyor. O zaman şu cümleyi tekrar alıyorum. Cümlemiz yanlış şey kopyaladık. Cümlemiz buydu. Fiilin birinci halini, yani şuna dikkat edelim. Şöyle buraya da gösterelim. Yani şuraya şöyle fiilin birinci hali demem gerekiyor. O zaman bunun birinci hali neydi? Bunun birinci hali, tekrar yazayım. Did my father used to get up early? Babam eskiden erken kalkar mıydı? Babam eskiden erken kalkar mıydı? Veya babamın eskiden erken kalkma alışkanlığı var mıydı? Demek ki did'i kullanınca fiilin birinci halini yazmamız gerekiyor. Yani şunun önüne kırmızı yapalım. Yanlış anlaşılmasın. Son örneğimiz I used to listen to the radio. I used to listen to the radio. O zaman hiç uzatmadan hemen yazıyorum. Did, yine özneyi değiştirmiyorum. Yani you demem lazım. Did I, küçük harfle yazayım. Used to listen to the radio. Eskiden radyo dinler miydim? Eskiden radyo dinleme alışkanlığım var mıydı? Yine hatırlayacağımız şey, did'i kullandığımızda fiilin birinci halini kullanıyoruz.
Peki biz bu cümleleri nasıl olumsuz yaparız? Biz bu cümleleri nasıl olumsuz yaparız? Olumsuz yapmak neydi? Olumsuz yapmak cümledeki yardımcı fiile not eklemekti. Bunu da yazalım. Bir cümleyi olumsuz yapmak ne demek? Bir cümleyi olumsuz yapmak, o cümledeki yardımcı fiile, yani şu an bizim cümlemizdeki yardımcı fiilimiz did, o yardımcı fiile, yani did'e, o yardımcı fiile not eklemekti. Bir cümleyi olumsuz yapmak, o cümledeki fiile not eklemektir, yardımcı fiil. Peki, ne demek yani hocam bu? Bizim fiilimiz did'di, yardımcı fiilimiz did'di. Buna ne yapacağız? Not ekleyeceğiz. Yani bunu did not diye yazacağız. Veya kısaltacağız. Did artı not eşittir. Yani şöyle de yazabiliriz bunu. Didn't. Demek ki bir cümleyi olumsuz yapmak, o cümledeki yardımcı fiile, bizim bu cümlemizde did vardı, not eklemektir. Not'ı böyle ayrı yazabileceğimiz gibi, not'ı böyle kısaltabiliyoruz. Peki en sondan başlayalım. Bu bizim olumlu cümlemizdi. Bu o cümlenin soru şekliydi. O zaman biz eskiden radyo dinlerdim cümlesini olumsuz yapacağız. I dedik. Yardımcı fiilimizi kullanacağız. I did not ekleyeceğim. I did not. Bizim kuralımız neydi? Did'i kullandığınızda fiili, yani şuradaki d'yi kaldırıyorduk. I did not use to listen to the radio. Oldu sana olumsuz cümle. Yani yardımcı fiile ne yaptık? Bu yardımcı fiilimizdi. Yardımcı fiilimize not ekledik. Ve did'i kullandığımız için yine buradaki fiili yalın halini kullandık. Ya bunu tabii ki kısaltabiliriz. Yani biz bu cümleyi I didn't use to listen to the radio şeklinde de yazabilirdik. Gelelim bir önceki cümlemize. Bir önceki cümlemizde ne diyordu? Babam erken kalkar mıydı? Babamın erken kalkma alışkanlığı var mıydı? Cümlemiz buydu. Soru cümlemiz buydu. Biz bir cümleyi olumsuz yapmak için ne yapıyorduk? Özneyi yazıyorduk. Öznemiz babamdı, my father. Peşine yardımcı fiilimizi yazdık. Kuralımız neydi? Did varsa fiilin yani fiilimiz şuydu. Yalın halini, birinci halini yazıyorduk. Used. My father did not used to get up early. Babam erken kalkmazdı. Babam eskiden erken kalkmazdı. Babamın eskiden erken kalkma alışkanlığı yoktu. Yine bu cümleyi ne yapabiliriz biz? Kısalta, daha doğrusu yardımcı fiili kastediyorum. Kısaltabiliriz. Nasıl yani? My father didn't use to get up early. Yine şöyle dikkat edelim. Yani yardımcı fiilimize not ekledik. Did'i kullandığımız için de yine dedik ya, cümlede did varsa fiilin birinci halini kullanıyoruz. Son örneğimiz
neydi? Son örneğimiz de şuydu. Onlar çay içerdi. Şunu aşağı alalım. Onlar eskiden çay içerdi. Onların çay içme alışkanlıkları vardı. Onlar çay içer miydi? Şuradaki D'yi kaldıralım. Onlar eskiden çay içer miydi? Soru şekliydi. Biz şimdi bu olumlu soru ve olumsuzunu yapmaya çalışıyorduk. Ne dedik? Yardımcı fiilimiz did'di. Özneyinde yazıyoruz. They. Sonra yardımcı fiil yazacağız. Cümleyi olumsuz yapacağız. Yardımcı fiilimizin did olduğunu artık anladık. Cümleyi olumsuz yapacağımız için not ekledik. Did yazdık. Şunu geri alalım. Did'i kullanınca ne yapıyorduk? Fiilin yalın halini kullanıyorduk. Ve gerisini aynen yazıyorduk. Şunu büyük yapalım. They did not used to drink tea. Onların eskiden çay içme alışkanlığı yoktu. Yine bunun olumsuz ekini göstermiş olalım. Hocam bunu da kısaltabiliyor muyuz? Tabii ki. They did not, they didn't use to drink tea. Böylece dersimizin sonuna geldik. Stay at home, stay healthy, bye bye.